Herkese selamlar. Yine bir ay sonu videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ocak ayım baktığım zaman aslında daha fazla kitap okumayı planlamıştım. Fakat yine de verimsiz geçti diyemem çünkü İçerisinde uzun zamandır okumayı planladığım ve oldukça nitelikli bir eser var. Sırf onun hatrına bile Ocak ayı hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bu ay bir de kafa izni mi, kafa tatili mi derler. Bir hafta hiçbir şey yapmamaya çalıştım. Ailemi gördüm. O bana çok iyi geldi. E tabii öyle bir ortamda çok da kitap okuma fırsatımız olmuyor ama ona rağmen ablamın kitaplığından yine bir kitap alıp okumaya çalıştım. Herkes konuşurken orada sesler arasında denedim fakat devamı gelmedi. Neyse şimdi ben Ocak ayında 6 tane kitap okudum. Bunun 4'ü normal kitap, 2 tanesi e-kitap şeklindeydi. Kopu'dan okudum. Fakat onları silmişim sanırım. O yüzden buradan gösteremeyeceğim. Şuraya ya da şuraya kitabın kapağının resmini koyacağız. O zaman buradan başlayayım. İlki Agatha Christie'den 16.50 treniydi. Okuyanlar vardır illaki. Agatha Christie'nin büyük bir okur kitlesi olduğunu düşünüyorum. Yine polisiye tarzında çok da öne çıkan bir isim. Bu zamana kısmetmiş Agatha Christie ile tanışmak. Açıkçası kitabı seçerken çok fazla konusuna, yorumlara vesaire bakmadım. Çünkü benim amacım tamamen Agatha Christie ile tanışmaktı ve birçok kitabının da aynı tarzda olduğunu düşünerek çok fazla kitap ayırt etmedim. 16.50 treni ile başladım. Kitabın konusu yaşlı bir kadın tren yolculuğu yaparken yan taraftaki trenden birinde işlenen bir cinayete şahit oluyor. Onu arkadaşı Miss Marple anlatıyor. Miss Marple'da sanıyorum ki bizim Nevzat Başkomiser gibi diyebilir miyiz bilmiyorum ama Agatha Christie'nin birçok kitabında yine var olan bir karakter. Olayı çözmeye çalışıyorlar. Cinayeti kimin işlediğini bulmaya çalışıyorlar. Kitabın sonuna kadar benim hoşuma giden bu oldu. Katilin kim olduğunu gerçekten tahmin edemedim. Açıkçası hafif bir kitaptı. Hani Agatha Christie okumaya devam ederim diye düşünüyorum. Hatta elimde 10 Küçük Zenci kitabı da var. Tanıştım ve tanıştığıma memnun oldum diyebilirim. Okuması gayet kolay. Bu türü ben birazcık daha çerezlik olarak adlandırıyorum. Polisiye gerilim vesaire. Macera için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü ağır bir takım kitapların arasına ya da kurgu dışı kitapların arasına kafanızı dağıtmak için, biraz olsun şöyle bir rahatlamak için bu türleri okuyabilirsiniz. Bir diğer kitabım yine aynı türden denk geldi. Normalde aynı ay içerisinde bu türden iki tane okumamaya çalışıyorum. Jean-Christophe Granger'dan Leyleklerin Uçuşu. Bundan bir 7-8 yıl önce Siyah Kan, Kızıl Nehirler kitaplarını okuduğumda o zamanlar ya lisedeydim ya üniversiteye yeni başlıyordum çok severek okumuştum. Gerçekten birini okurken korktuğumu hatırlıyorum. Grange aklımda hep iyi bir yazar olarak kaldı. Bu türde okumak istersem aklıma gelen isimlerden ilki Grange'dir. Daha da başka çok isim bilmiyorum zaten. Neyse dedim ki Leyleklerin Uçuşu'nu okuyayım. Vardı böyle bir kitabı. Hiç sevmedim. Zorlanarak okuduğum böyle bir işkenceye dönüştü. Uzun sürdü. Bir de bu türün bu kadar uzun sürmesi hani kafamı rahatlatmak için okuyorken aksine canım daha sıktı. Akıp gitmedi, merak ettirmedi, heyecanlandırmadı, korkutmadı, germedi, hiçbir şey olmadı. Bu kitaplar genelde hep böyledir zaten. Kitabın başında bir cinayet işlenir, kitabın sonuna kadar öz cinayet çözümlenmeye çalışır, ardından bambaşka şeyler ortaya çıkar vesaire. Bazı insanlar yorumlarda bunu belirtmişler. İşte şunun ve şunun üzerine kurgulanmış diye. Onu belirtmek bana doğru gelmiyor. Burada şu an söylemeyeceğim. Çünkü kitapta okurken karşımıza çıkan bizi de şaşırtan bir şey. O yüzden onu başta söylemek dediğim gibi bana doğru gelmiyor. Bir cinayetle başladığını devamında enteresan şeylerle karşılaşacağınızı söyleyeyim. Hatta sonu çok büyük sürpriz olacaktır. Leyleklerle ilgili gibi başlayıp farklı yerlere bağlanması evet güzel güzel bir konu fakat çok sıkıldığım için iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Zorla bitirdim. Sırf bitirmiş olmak için bitirdim. Yaptırdım. Yine de Granger'in hakkını yemeyelim. İyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Aklımda öyle kalsın istiyorum. Siyah Kan ve Kızıl Nehirleri de okumak isteyenlere önerebilirim. Bir diğer kitabım Çehov'dan 3 yıl. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı yazarlar var. Artık onların kitaplarının konusuna dahi bakma gereği duymuyorum. Mümkün olduğunca her alışverişte almaya ve her ay okumaya çalışıyorum. Zweig, Çehov, Jack London, bu yazarlar az çok bilirsiniz takip ediyorsanız. Bunu da kitaplıktan çekerken açıkçası sadece Çehov'a bakıp çektim. Hiç konusu neymiş, novella mıymış, oyunmuş ona bakmadım. Bu bir novella ama oyunları da çok güzeldir Çehov'un. Bana oyun okumayı da sevdiren bir yazar kendisi. Moskovalı zengin bir tüccar. Taşra'da bir kadına aşık oluyor, onunla evlenmek istiyor. Evleniyorlar. Ana karakterimiz Laptev kadına çok aşık fakat kadın sırf evlenmiş olmak için evleniyor kitapta tamamen aslında bu evliliği irdeliyor. Böyle bir evliliğin karakterlerde yarattığı psikolojiyi çok güzel yansıtıyor. Çok gerçekçiydi. Okurken çok zevk aldım. Size daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Daha çok karakterlerin psikolojisinin irdelendiği bir kitap diyebilirim. Bu arada tekrar belirtmek istiyorum. Ben kitaplardan bahsederken mümkün olduğunca sürpriz bozan vermemeye çalışıyorum. Yani okuma keyfinizi kaçıracak, hevesinizi kıracak kadar bilgi vermemeye çalışıyorum ve vermediğimi düşünüyorum. Birkaç yorum geldi bu şekilde. Kitapları çok fazla anlatıyorsunuz diye. Aslında kitapları aldığınızda göreceksiniz. Arkasında yazandan bile daha az şeyden bahsettiğim oluyor. Yani bunların evlenmiş olduğunu arkada göreceksiniz. Zaten gerisi dediğim gibi karakterlerin psikolojisini anlattığı için okuma zevkini zaten orada tatacaksınız. Yazarın üslubunda karakterlerin psikolojisinde. Bir diğer kitabımız Uğur Karabürk'ten Cehennem'de Kahvaltı. Uğur Karabürk'ün ilk kitabıydı bu. Ben de merakla okumayı bekliyordum ve bir ilk kitaba göre oldukça başarılı buldum. Önce bunu söyleyeyim. Ardından konusu şudur diyemiyorum bu kitap için. Çünkü konusundan ziyade karakterin ön planda olduğu bir hikaye olmuş. Karakter de aslında bizim çok aşina olduğumuz bir karakter. En azından benim okuduğum kitaplardan bana çok tanıdık gelen bir karakter oldu. Onu da şöyle tanımlayayım size. Hiç çevresi yok, arkadaşı yok, yalnız başına yaşıyor, sürekli düşünüyor ama bir türlü harekete geçmiyor. Bir baltaya sap olamamış. Ne derler? Yani böyle bitik, loser dediğimiz bir karakter düşünün. Kafanızda az çok şekillendiyse konusu için şunu söyleyebiliriz. Yaşamak istemeyen fakat ölmeyi dahi beceremeyen bu karakterin. Azrail ile karşılaşması vesaire vesaire çok fazla oldusu bittisi olmayan bir kitap. Daha çok böyle karakterin kafasında da gezdiğimiz için dediğim gibi net bir şey söyleyemiyorum. Metin içinde metin olması, fantastik ögeler barındırması, konusu, kurgusu hoşuma gitti açıkçası. Eğlenceli bir kitaptı. Akıcıydı, çok akıcıydı bu arada onu da söylemem gerekiyor. Gerçekten bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Zaten ince ama sıkıcı değil yani akıyor devamında ne olacak diye merak ediyorsunuz. Bir de çok fazla göndermeler vardı kitaplara, yazarlara, yazarın kendi okuduğu kitaplara ve yazarlara diyelim daha doğrusu. Günümüz yazarlarında ilk kitaplarında çokça rastladığım bir şey. Bilmiyorum siz aynı düşüncede misiniz ama Nermin Yıldırım'da da bu olmuştu okuduğu kitapların etkisini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Onların kaleminin gölgesi yazarın sayfasına düşüyor. İster istemez. Bir zamanlar böyle hikaye falan yazmaya çalışırken bunu çok yapıyordum. Hatta bu yönde bir eleştiri almıştım. Çok fazla gönderme yapıyorsun diye. Dediğim gibi beni çok rahatsız etmiyor. Benim aşina olduğum yazarlar ve kitaplar olduğu için belki ama sizlerin bilmediği kitaplarsa aslında burada yazar ne demek istiyor? Çok anlayamayacağınız için belki hoşunuza gitmez ama bir şans vermenizi okumanızı tavsiye ederim. Burada Yazarın yazarında başarılarının devamını diliyorum oldukça keyifli bir kitaptı. Bir diğer kitabım Mark Twain'den Huckleberry Finn'in maceraları. Burada olay Huckleberry'den ziyade Mark Twain'di. Yani ben Mark Twain okumak istiyordum. Bu abimizi ben uzun yıllardır takdir ediyorum. Hiçbir kitabını okumadığım halde bazı cümleleri önüme düşerdi ve gerçekten Mark Twain'in farklı bir zekası olduğunu o birkaç cümleyle bile anlıyordunuz. İronilerine bayılıyordum. Hissettirmeden dokundurmaları falan muazzam geliyordu bana. Gerçekten o üslubunu bütün bir kitapta görüyorsunuz. Konusu aslında isminde de çok açık bir şekilde belli oluyor. Huckleberry Finn'in maceralarından oluşuyor diyeceğim ben size ama şöyle bahsedeyim. Hakfin küçük yaşlarda annesini kaybetmiş. Babası işe yaramaz, ay yaş, iğrenç bir adam. Ondan kaçıyor kitabın başında. Sebeplerini yine siz okursunuz. Mississippi Nehri üstünde gidiyoruz sürekli. O sallar, suyun hareketleri, şu bu. Çok fazla aşina olmadığım için bazı yerlerde kafamda canlandırmakta zorlandım. Ama tabii ki sadece suyun üstünde değiller. Yer yer karaya çıkıyor çıkıp orada da maceralara devam ediyorlar. Ediyorlar diyorum çünkü bir kişi daha var. O da siyahi bir köle olan Jim. O da başka bir yerden kaçıyor. Aslında ikisi bir yerde denk gelip beraber kaçmaya devam ediyorlar. Tabii ki burada bir siyahi işin içine girdiği zaman orada bir eleştiri de olmazsa olmaz oluyor. Daha küçük yaştaki çocuklar bunu güzel eğlenceli bir macera kitabı olarak okurken biraz daha büyük insanlar oradan o küçük Küçük mesajları eleştirileri kapacaktır. Ancak bu kadar güzel dokundurulurdu. Mark Twain bunu çok başarılı ele almış. Oldukça sürükleyici güzel bir kitaptı. Hatta kitabın sonlarına doğru bir sürpriz var. Mark Twain'in daha önce kitaplarını okumuş olanlar varsa az çok tahmin ediyorlardır. Ve geldik ocağın yıldızına. Oblomov. Okudum evet sonunda okudum. Çok mutluyum. Bu kitabı 2021'de okuyacağım diye paylaşmıştım ve o zaman hakkında çok bir bilgim yoktu. Sadece Oblomovluk eşittir tembellik diye biliyordum ve bütün bir kitapta bu tembel Oblomov'u anlatıyor. O yüzden ne anlatıyor olabilir bu kadar 600 sayfa diye düşünüyordum. Altına gelen yorumlarda demişlerdi ki tembellikten ibaret bir kitap değil okuyunca anlayacaksın. Gerçekten bu kitabı yalnızca okuyanlar anlayacaktır. Okuyunca anlayacağınız çok fazla şey var. Çünkü böyle başarılı bir kitaptan herkes tek bir şey çıkarmayacak. Ancak okuduğunuzda kendinize hitap eden yönünü bulacaksınız. Kimisi güzel bir aşk kitabı diyecek, kimisi doğu batı karşılaştırması diyecek, kimisi evet miskinliği anlatıyor diyecek. Seni nereden yakalayacağını okumadan bilemeyiz ama genel itibariyle konusundan kısaca yine bahsedelim. Ovlomov yani İlya İliç zengin bir ailenin çocuğu, toprak sahibi kendisi de yine babadan. Köylüler var onun toprağını işleyen. Orada köyde onların başında kalabilir. Parasını yemeye devam edebilir oturduğu yerden. Fakat şehre gidiyor. işte devlet memurluğu falan yapmaya çalışıyor. Aslında bir değişim çabasında fakat değişemiyor. Bir şeyleri yapmak istiyor. Planlıyor. Düşünüyor fakat bir türlü harekete geçemiyor. Oblomo çok bilgi bir adam çok zeki bir adam ve bana kalırsa çok dürüst bir adam. Neden derseniz bizler de özellikle iş hayatına başlamış olanların daha farkında olacağı bir durum bu. Bazı şeyler vardır. Bize doğru gelmez. Hoşlanmayız ama yapmamız gerektiği için yaparız ya. Bir yandan gerçekten ben neden böyle saçma bir şeyin içindeyim dersiniz. Ama yaparsınız. İşte biz iki yüzlüyüz aslında. Oblomu dürüst. Neden dürüst? Yapmıyor sahteliklerin de farkında. Velhasıl ilk 100 200 sayfada gerçekten miskinliği anlatıyormuş gibi görünüyor. Yerinden kalkmayan bir adam düşünün. Bir uşağı var, Zahar. O da insanı gerçekten çıldırtan bir adam. Sinirleneceksiniz bazı yerlerde ama devam ettikçe artık kitap başka bir boyuta geçmeye başlıyor. Siz Oblomov'un farklı yönlerini görmeye başlıyorsunuz ve çok güzel bir aşk vardı yine. Oraları okumayı çok seviyorum. Klasiklerdeki aşkı gerçekten çok seviyorum. Bunu düşündüm. Neden bu kadar Seviyorum diye sanıyorum ki o saygı çerçevesinden çıkmıyor oluşları, her şeyin saf ve naif oluşu beni çok hoşuma gidiyor. En zayıf noktasını gördüğü her şeyini bildiği kişiye bile saygıyla konuşuyor, siz diyor ya da mektuplar falan geliyor gidiyor. Yani klasiklerdeki aşkın ayrı bir tadı var, o yüzden birçok klasikte o aşkı ben arıyorum. Özellikle bu kitapta hiç böyle bir şey beklemiyordum bir de o yüzden ekstradan çok hoşuma gitti. Yine burada aslında oblağın o kadar önemli sayılabilecek bir karakter daha var o da Schutolz. Oblomov'un arkadaşı fakat babası Alman, annesi Rus. O yüzden Alman disipliniyle yetişmiş bir karakter olduğu için bir nevi Oblomov'un zıttı gibi bize veriliyor. Gerçekten çok zıt karakterler. Sürekli hareket eden, oradan oraya giden, birçok işi kendi yapan bir adam oğlum olsa tam tersi. Hani her şeyini işte uşakları, hizmetçileri yapmış küçüklükten itibaren ve hiçbir zaman hareket edemiyor. Tamam, şuraya gideceğim, 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 gideceğim gitmiyor asla. Ama şutons dünyayı geziyor vesaire. Öyle düşünün. Pek çok analize konu olan o doğu batı karşılaştırması da aslında budur. Avrupa'yı, batıyı temsil eden şutoz ama doğuyu temsil eden de Oblomov oluyor. Oblomovluk kavramı da aslında oblomovu karakter olarak aşık bir durumu tanımlayan bir kavram haline geliyor. Yani bir nevi değişmeye direnmek, değişmeyi istiyorsun, yeniliği istiyorsun fakat yapamıyorsun, direniyorsun. Dümdüz bir tembellik değil. Aslında bambaşka bir durum. Zahar'a çok değinemedim ama Oblomov'un uşağı Zahar. Aslında ikisinin arasındaki diyaloglar da bize çok önemli şeyler veriyor. Köle ve sahip ya da yöneten yönetilen gibi düşünürseniz Zahar'ın iyi ilişçi olan o tepkileri, duygu durumları, arkasından söyledikleri, karşısına geçip söyledikleri vesaire günümüze dair, kendimize dair çok güzel şeyleri yakalamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu kitabı büyük bir kitap olarak adlandırıyorum ve Ocak ayımın favorisi olmasının yanı sıra 2021'in de favorisi olacak. Hatta okuduğum pek çok kitaplar arasında favorilenecek bir kitap çünkü Oblomov hem kendisini aşmış hem coğrafyasını hem zamanını aşmış bir kitap bambaşka bir şeye dönüşmüş. Yani yazarın kaleminden çıktıktan sonra okurlarda farklı farklı hisler bırakan, herkesin farklı şeyler aldığı kitaplar bana kalırsa büyük kitaptır ve ben çok saygı duyuyorum o kitaplara. Özellikle klasik severler, bekletiyorsanız bekletmeyin, bir an önce okuyun. Herkesin okuması gereken, kıymeti bilinmesi gereken müthiş muazzam bir kitap. Oblomov iyi ki, iyi ki tanıştık dediğim bir kitap oldu. Evet, benim Ocak ayı kitaplarım bu şekildeydi. Şimdi Şubat ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Ayrı bir video çekmeye gerek duymadım. Ufacık bir giriş yaptım. Bu ay Okumayı planladığım kitap Monte Cristo Conto ilki tabii ki şöyle iki cilt şeklinde inanılmaz heyecanlıyım yani bu kalın kitaplar beni müthiş heyecanlandırıyor Monte Cristo Conto'nu okuyacağım ardından 2021 planında olan koleksiyoncu John Fowles'un bunu okuyacağım bu ay aslında Ocak ayında okumayı planlıyordum fakat yetişmedi ve alışveriş videomda bahsettiğim Borşerden kapıların dışında kitabına gerçekten çok güzel yorumlar geldi beni de çok merak ettirdiniz o yüzden onu da hemen Şubat ayında okuyacağım. Son kitabım da yine Çehov'dan şey Kara Keşiş. Oldukça ince bir kitap. 43 sayfa. Bir oturuşta biter. Monte Cristo Kont ve koleksiyoncu muhtemelen benim çok vaktimi alacak ve bu ayın son iki haftası çalışmaya başlayacağımız için Evet psikolojim de böyle olacak. Yerle bir olacak. Biraz hassas bir bünyem olduğu için. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.